Aynas bro. Manyak bir video. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Crosberg City'de Killa Hakan'la bomba bir video çekeceğiz. Crosberg City'nin gerçeklerini, Kospusator'un gerçeklerini çekeceğiz. Ne? Kospusator. Bir ara bir ara bir daha sor. Crosberg City, Kospusator. Evet, evet. Oraya geçiyoruz. Hadi bakalım. Merhabalar. Afiyet olsun abi önce. Çok sağ olun arkadaşlar. Buyurun size de aynısını tavsiye edeyim. Hava stada. Abi o beni doyurmaz ya. Ben ondan yemeyeyim. Başka bir şey alayım. Vallahi mi? Aynen. Bunun adı ne biliyor musun? Ne abi? Üçlü başlangıç. Bunun abiyi kırmaman lazım. Üçlü başlangıç. Peki Hakan abi her sabah mı bundan yiyorsun abi? Yok. Kafana göre yani. Nasıl istersin? Buraya geldiğim zaman. Annem bazen poğaça moğaça yapıyor. Onları da yiyorum. Vay be. Ailenle berabersin hala Azan abi. Yalnız yaşamıyorsun. Ailesiz olur mu ya bu çocuğuz? Doğru. Ben hapis yapmış adamım. Bütün arkadaşlarımın hepsi içeri girdiler. Hepsi kendi zor duruma geldi. Ziyaret boş odaları kalmadı. Niye biliyor musun ziyaret boş kalmadı? Çünkü anan var işte. Hmm. O seni hiç bırakmıyor. Hep ziyarette ölsen de o sonuçta geliyor. Hep o başında oluyor. Bu anan demek istediğim buydu yani. Anan işte o senin. Kızıyor musun abi böyle şaka yapmalarına? Yani kızma ben şuna kızıyorum. Ben şuna kızıyorum. Ben kızmıyorum ama anne değerini orada aşağı indiriyorlar. Annen o yani. Ben demek istediğim yani anlıyor musun dedim? Evet evet abi. Annen yani senin. İnsanlar her şeye kelepçe koyuyorlar. Biz şimdi İstanbul'dan geldik. İşte biz dedik ki Crosberg'e gideceğiz. Senden bağımsız. Dediler ki vay Crosberg'e gitmeyin de Crosberg'de sizi deşerler de. Dedik neresiymiş ya şey Crosberg dedik. Öyle bir dünya yok dedik. Bak. Ben dedim oraya tek başıma girer. Tek başıma da çıkarım kardeşim dedim. Gece seni Kospusator'a bırakayım bakayım ne olacak. Kospusator. Al bu arkası. Crosberg City burası. Fazla abartma dur. Her yerde çakallar durur gezer. Burası getodur. Öte dur bak. Eroğlu. Kardeş tanımaz bilmez. Eroğlu akan gözyaşlarını annen gibi bak, silmez. Bak burada yine anne diyorum. Dersini çalışmış da gelmiş. Sen anladın mı? Ben çok ezbere biliyorum eski. Annen gibi kimse gözyaşını siler mi? Annen gibi kimse bakmaz sana. İşte oradan geliyor bu ama bizim zımbalar hala şeyin peşinde. Onları da artık kabul ediyorum. Bütün sözlerinde bir mana var abi. Ben şeyden gelmedim ki. Ben okuldan gelmiyorum. Hani okulda üniversiteyi okurken ya da bir meslek yaparken aklıma gelmedi hep yapmak. Ben sokaktan geliyorum. Beni bu işe getiren hocaydı. Hoca Bülent İpek Bobby. Listen, your attention's what I'm missing. Take this as a message, a lesson I'm expressing. A world full of madness, deathness, crime. Make up your mind to face reality all the time. Ben o yüzden rapçi oldum zaten. Anlatacaklarım vardı. Ve ne anlatıyorum? Ben işte onu anlatıyorum. Sokaktayım, hala sokaktayım. Buradaysanız bu gece size bir estiririm. Bak sizi estiririm mesela, sizi bir götürürüm mesela. Bir şey olmaz değil mi abi bize? Şeker sen ne olacak size bir şey olmaz önce bana olur. Oğlum ben siz benimle alır size bir şey mi olur? Zımbalık yapma. güzel olur hepsi olur yani bir şey olmaz. Yani. O zaman Hakan abi bir kahvaltısını yapsın ondan sonra devam edelim. Sokak. Straße Street her yer aynı. Her yerde ilk kural saygı. Çok zor değil buralarda. Güller açarken betonlar. Sokak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Crosberg'de haksızlık yapan bir scooter'ın ne hale geldiğini görmüş olduk. Lerde scooter. Baksan da ateş olup yaksan da akarsın bakarsın sen ancak düştüğün yerleri yakarsın. Ben gelirim ezelden can kardeşim ezel ne? Senin haberin yok belki ama ben kardeş için cehenneme girer adam. Merhaba nasılsın? Tam sen ezelden geldin. Sağ ol. Kardeşimi gördüm dedim seni beklemeden gittim. Sağ ol abi hemen bir tane. İyisin abi. Vallahi iyiyim sağ ol. Sen nasılsın abi? Çok sağ ol. Magdas bizim kapımız bu işte. Merhaba. Security 36 şef. Ondan sonra devam işte çekimlere gideceğiz. 36 boysun. Gel. Güvenlik şefi abi. Abi da kardeşi. O da kardeşim. İki kalemiz bunlar. Aynen. Zaten kale gibiler abi. Öyle öyle. Bunların da abi de daha tayfaları var yani bunlar. Durmak tam 36 tane. Şöyle bir içinden görüntü alalım. Ali Kuya şun sayın burada. Hostalto for life. Şimdi gezmeye başladık. Killa Hakan'la Crosberg sokaklarında her an her şey olabilir yani. Gerçekten çok değişik bir adam. Bizim burada çok şey var. Bizim bu çevre Crosberg çevresindeki Almanların hepsi gül gibi. Ama Crosberg de bak işte Crosberg artık ne kadar yakından ayrılıyor göstereyim mi? Şuraya dönelim ondan sonra sizi oraya göstereceğim. Tamam. Ben nerede oturduğumu göstereceğim. Ve de duvar neredeydi ve şimdi duvar nerede be? Bu duvar... Azlaklar bize ne kadar yakın olduğunu size göstereceğim. Duvar buradan göt geçiyor mu abi? Göt göt. Burası Kospusator. Buranın duvarla şimdi bir alakası Kospusator. Yok. Kospusator. Arna abim saygılar abi.
Bak bu bizim balıkçımız burada, Kotpiste torun. Merhaba abi. Abi. Kolay gelsin. Trabzon Özme, gel son mekanda gösterin. Abi selamünaleyküm. Şöyle yapalım. Selamünaleyküm abi. Hoş geldiniz. Balıktır çünkü biliyorsun, bulaşma gitmez. Bunlar İtalya, Türkiye, Yunanistan, Norveç, İspanya, her yerden geliyor. Maşallah. Palamut nasıl abi? Palamut burada yok şu anda. Yok mu? Yok. Ahmet abi Kotpistator'un en büyük balıkçısıdır ha. Berlin'i sayılır yani. Türk olarak kaldı balıklar abi. Güzel. Berlin yani. Zaten abi hep taze. Abi uğrayabilirler. Neresi abi burası? Takafiş ağız. Burası Takafiş ağız. Kotpi dedin mi tamamdır. Tamam. Google'a girin. Google'a Taka yaz. Seni buraya getireceğiz. Google. Evet tamam. Duydunuz. Google'a girip Taka yazıyorsunuz. Burayı buluyorsunuz. Evet. Takafiş ağız. Yani gasp ederken bize saldırı da mı yoksa alıp giderler? Şöyle şöyle gelir. Bıçak çekiyor. Yok lan şöyle. Sen ama deme kalmadan 3-5 kişi sarmış birisi. Gitmiş her tarafın gidiyor bile. He şey yapıyor yani böyle ooo naber. Ha dans hesabı. Naber hesabı falan filan pat alıyor. Ha bir de karşında dans filan hemen hep sarıyorlar 6 kişi birden dans ediyor. Turistim abi geliyorum. O turist siz benim adamlarımsınız tamam mı? Ben Hakan abinin adamıyım. Ya ben Hakan abinin adamıyım. Turist o. Tamam. Bak şimdi. Bütün ceplerini, çantaya, mantıya her şeye bakıyorsunuz tamam mı? Sen tamam. Ona sarıldın. Sen sağa geç, sola geç. Ben ona sarıldığım zaman gelin de bakın. Hayırdır ne yapıyorsunuz derse? Fazla soru sormayacağım bak. Tamam. Öyle soru mu soruyor zannedin onlar? Benim dediğimi yapın. Tamam. Bak geliyor. Hey brother, iyisin. Hey brother, nasılsın? Hey, çalıyorlar şu anda. Hey, 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 sen gidiyorsun, sen al. Sen bana hırsız mı diyorsun lan? Sen bana hırsız mı diyorsun? Abi, bak mesela hani, nerede ki hani? Hani nerede, neyi almış götürüyor? O onu başkasına verdi bile, o başkasına verdi, o da başkasına verdi. Konuşma, öyle konuşma, öyle. Çok yıprandım. Çok yıprandım, çok kötüyüm şu an. Allah'tan eurolarımı almadılar. Şimdi abi Hakan abinin babasının yanına gidiyoruz. Tamam. Ha baba. Merhaba canım, hoş geldiniz. Sağ ol canım. Kaç yıl şey, kış hep böyle ha, hiç şey giymez ceket falan. Bayağı gücü kuvveti yerinde bir şey yapamadım. Ben de direkt aldım. Elinden farklı değil. Elini asla yapamadım. Şuraları maşallah var ya. İyiyiz amca sağ olsun. İstanbul'dan geldik biz. Hakan abimiz. Arkadaşlar yani biz biraz el öğrendik ya. Evet. Şimdi mesela bir yapsak hemen biliyorsunuz da. Gideceğiz değil mi? Yapalım mı? Oğlum, babam herkes tanıyor burada. Hepinizi soyarlar. Babam hepsinin şey, o Araplar var ya. Sırf babamı dinliyor. Herkes tanıyor. Herkes tanıyor. İsterseniz ondan gelsin bir bakın. Yormayalım abi. Olur abi. Abi şey diyor mu? Biz soyalım. Alalım. Biri burada, şimdi biri orada. Kardeşim burada bu anlamı da bu. Kroş Belki'ye girerken Alman girip Türk çıkıyorsun ama. Vaaay. Hier geht man auf die Snorti Deutsche Seite. Başladı kavga. Kalkan hey bro. Köpürürsün. Blup blup blup. Şimdi Hakan bizi beni. Seni çok seviyorum Cüla Hakan dedi. Evet abi. Evet şimdi Türkçe konuşmaya başladık. Birden bire. Nasılsın? Abi nasılsın abi? Fight Club Kaya Mama Mama Surat aşama Mama Yaka Taşları çatır Baka Baka Az önce taktikte bir şeyler aldım. Abi sardık etrafını. Ceplerini kontrol et. Bu taraf Türkiye abi. Herkes bir kontrol etsin. Her şeyi duruyor bilelim. Valla. Allah Allah. Ya bak, bak size dediğim hareket. Senin kameranı da gördüm. Bak sizin hareket tam sizin. Şimdi aynen lan. Onu bekliyor gelip yanaşacak ki. Adam hallo hallo yanımıza yaklaşmayacak. Ders edip gelecekti. Ya onu üfleriz de ama konu o yani. Şimdi abi, sen boş ver. Bir şey olmaz değil mi? Abi. Görürsün. Yavaş yavaş. 36'yı biz mark ettik. Evet çünkü 36 eskiden buranın posta kutu numarasıydı. Dönerci de var çünkü burada. Tabii hep 36 işte burası eskiden şimdi bu 10.999 Berlin oldu. He. Ama eskiden 1000 Berlin 36 idi. Ero 36 yazıyor, Pro 36 yazıyor duvarlarda. Hep bizim çocuklar işte. Gençler. Abi peki bir şey güzel bir tim kurdu. 90'ların Berlin'deki Türklerle şimdiki Berlin'in Türklerin hani o zamanla bu zaman fark ne abi? O zamankiler dilsiz, bilgisiz, sırf çalışmaya gelmişler. Sırf çalışma. Sırf kafa çalışmada. Şimdikiler burada beraber büyüyor. Abi çok kritik bir soru soracağım sana. Ha. Sence duvar kalktıktan önceki hali mi, sonraki hali mi? Önceki hali. Niye abi? Niye abi? Çok sakin ve sessizdi. Karışık değildi ortalık. Duvarın açılmasıyla sırf Berlin değil, tüm Avrupa bozuldu. Suç arttı değil mi abi de? Bak ben burada oturuyorum tamam mı? Evet. Hakan abinin evini. Bak ben burada oturuyorum. Buradan çıkıyorum ya mesela ben. Burada ben oturuyorum. Tek, burada tek misin abi ailenle mi? Tek. Ailen biraz eki gördünüz. O merkez var ya onun üstünde oturuyorum. Bu arada Hakan abi her gün ailesiyle görüşüyor. Ve ailesine gerçekten saygı duyuyor. Hani siz dediniz ya. Herkes gider o anan yani falan. Aslında orada kendi ailesine gösterdiği saygıdan ve annesine ya gösterdiği saygıdan. Herkesin ailesine saygısı olması lazım. Sonuçta ailemizden doğuyoruz biz. Hani kabuğundan çıkıyor bir şeyini mi beğenmezsin derler ya. Kabuğundan, kabuğundan çıkmış kabuğunu beğenmiyor gibi bir de atasözümüz var. Her şeyin öncesi aile abi. Ha, evet saygı gösteriyorum ben yani saygı sonsuz saygı. Herkesin de göstermesi lazım ki
Çünkü onların çocukları olduğu zaman da onlar ona gösterir yani. Bu kesinlikle böyledir. Aile saygısı. Sen annene babana saygı göstermiyor musun? Gösteriyorum. Sen? Ben kesinlikle. İşte ben de bunu diyorum yani. Ben abi, de dedim sırf o yani. Ama başkadır. Saygı, sevgi, anlayış ilk önce gelir bize. En başta önden. Sağ ben yaşamaktayım ben. Hakan abi bir şey diyorsun. Ben de sarılmak istiyorum abi. Hakan abi. Hakan abi sarıldık. Yalandan da olabilir mi abi? Vallahi. Kotiye götürdün mü artık? Güzel etmek lazım. Kaymaktan, bayılmaktan, baymaktan. Bir kere tadına gelirsen mest olursun. Hep istersin kaymaktan. Bu ne güzel dümbüller böyle. Aşağı doğru sarkıyor sümbüller. Kuşun geçmez elekten lan. Sen hiç çamar yedin mi felekten? Soğuk Strade, street, her yer aynı. Her yerde ilk kural saygı. Çok zor değil buralarda. Güller açar tel betonlar. Şimdi Killi abi evinden çıktı ha, sabah. Bak bura evim ya dedim. Evet, evet. Böyle geliyordun tamam mı böyle. Zaten buradan kimse gitmiyordu niye diyeceksiniz. Niye abi? Göstereceğim size şimdi. Şimdi bu park asla böyle değildi. Evet. Hiçbir şey yoktu burada. Şimdi benim evi gördünüz değil mi? Evet abi şurada. Ya şu arkası solda. 30 adım mı attık 50 evet adım mı siz sayın işte. Duvar burada işte başlıyor. Burada bitiyor. Berlin bitiyordu. Burada dünya bitiyordu işte. Burada daha bir şey yok. Peki abi burasıyla buranın farkı neydi? Burada ne vardı? Burada ne vardı abi? İşte burada bize aitti ama tamam, burada duvar geliyordu. Bundan sonra mayınlar var. Evet. O mayınlardan sonra kurt köpekleri geliyor. Kurt köpeklerinden sonra da askerler geliyor. Turumlarda buralara bakıyorlar. Karşıya geçeni direkt vuruyorlar. Sen o dayanımı gördün yaşadın abi. Biz gördük yaşadık. Karşıdan hep dürbünle bakıyorlardı. Çok kişi de öldü karşıya kaçmak isterken. Ben dedim ya orada Okan'da. Çölotlu çorap gibi, patlıcan gibi şeyleri tanımıyorlar. Muz belki ha, ayda bir kere görüyorlar. Öyle bir yer yani. Burada her şey serbest ama o taraf öyle bir yerdi diyorum sana. Evet. Sabah kalkıp böyle okulda mesela askeriye hareketleri falan. O öyleydi. O yüzden hep olimpiyalarda hep ilk üçtelerdi yani adamlar. Evet. DDR, DDR bilirsiniz. Disiplin. Full disiplin, full. Şimdi o disiplinli taraf kırıldı. Almanlarla bir oldular. Zaten onlar da Almandı. Bu altta köprünün altında yatanlar oluyormuş normalde. Kalacak yerleri olmadığı için. Şimdi oraya gidiyoruz biz de köprünün altına. Burası yine duvar bildiğiniz gibi. Abi kalın bir duvar değil mi var? İnce bir duvar değil. Gece nöbetleri işte burada bizim. Aa. Tam burası mı işte? Abi sen burada... Bu tarafa nöbet... geçtikten sonra duvar ya bak şu kilise. Evet. Şu kilise o taraf tamamen Alman AF yani. Bu kadar yakın yani lan. Oha. Şu an bu geçtiğimiz yerden geçemiyordun değil mi abi? Abi şimdi bir şey böyle tam işte burada yaşamlar var. Burası duvardı ya, burada mayınlar falan vardı işte. Duvar burada, tam burası mayın olan yerdi, kurt köpeklerin falan. Bu mesela kazı yaparken sonra duvar döküldükten sonra bu kazının altından çıktı. Reiki. Orada yapılan bir şey değil, kendi kendine. Eski bir şey bu yani. Evet. Burada yazıyor zaten tabelada öyle oldu. Allah Allah. Bu topraklar kimden kalma ki abi böyle bir reiki sana? Peki okul okumak ister miydin abi? Ha lan. Çok gerçekten isterdim. Valla isterdim. Şimdi herhalde acayip isterdim. Okuyan kardeşlerine abi peki söylemek istediğin bir şey var mı? Böyle okuyan kardeşlerimiz çok Türkiye'de. Hani kimisi böyle kötü yola sapıyor. Kimisi anda... çok iyi oluyor. Parayı görüyor, değişiyor. Ya onlara şimdiden sapmak... söylemek istediğin ne var abi? Kötü yola sapmak en kolay. Kolay yolu seçebilirsin. Okumak kadar güzel bir şey yok böyle. Hayatın hep lotoda gibi. Çünkü kendin bile karıştırıyorsun lotoyu. Evet. Kendi elindeki yani. Kimsenin şansa bir şey değil. Beyninin yettiği yere kadar. Ne kadar bir heyecanlı bir şey. Ben bunu çok geç anladım işte. Ama tüm gençlere bunu söylerim yani. Okumak kadar heyecanlı bir şey yok. En heyecanlı bir şey okumak olsa gerek. Okusan ne olmak isterdin abi? Hakim olmak isterdim. Vay be. Niye abi? Bir tarafın günlük yürüstü abi. Duvarla derdini anlat bakalım. Konuş duvar. Herkesin derdi kendine gülüm. Göz göze bakıp acaba anlar mı? Dar zamanda gözyaşların dost eline damlar mı? Sessiz sakin yerlerde bak. Rüzgarın sesini bir dinle. Yağmur akışına bir bak. Toprağın kokusunu almadan yaşamak. Ceza kardeşim benim. Benim o geldi bende yaşadı gülüm. Yıllarca bende kaldı çocuk. Benim evimde ben evimi bölüştüm onunla. Yıllarca bende kalmış çocuğu ben. Hani annem babam bütün çevreme de tanıştırdım. Bütün herkes tanıyor Ceza'yı. Öyle oldu Ceza'da. Bir kardeşim o yani. Abi Ceza ve Sagopa diye şeylerini söylüyoruz ama onlar da bizim abilerimiz hani senin gibi. Tabii canım mesela, onlar güzel. Ben yani ikisinin de şarkılarını acayip seviyorum böyle. Ceza'nın da şarkısını çok seviyorum. Sagopa'nın da şarkılarını acayip seviyorum. Ama mesela şu an ikisi küs ya. Hani abi, insanları üzüyor. Gerçekten ikisi üzüyor. Twitter'da var ya insanlar şimdi, barışması tamam için... Şimdi yani herkesin kafasında güzellik, güllükler şey var da herkesin her şey istediğin gibi olmuyor bu evet hayatta.
Herkesin kendine göre yarası var. Herkesin kendine göre derdi var, dermanı var. Belirli bir zaman olur ama belirli bir şeyler olmuyor. Yani benim diyeceğim, insanların üstüne fazla gitmemek lazım. Doğru. Ama bizim kültürümüz çok çabuk ateşleniyor. Ben Avrupa'da doğdum, büyüdüm. Ben bile öyleysem bizim Türkiye'dekiler hiçbir şey diyemem yani. Evet. Bu işler böyle yani. Hartız, arabesk dünyasından geliyoruz. Bu da böyle yani. Sen abi diyor ki ceza ve sakı olayını akışına bırakın gençler. Evet diyor. Yani olursa olur, olmazsa deşmek. Da olmaz diyor. Onlar isterse olur. Sonuçta herkes biliyor ki gül gibi insanlardır. Duvar mı abi burası? Bakın burası, bu var ya. Biz eskiden buraya gizlice geliyorduk arkadaşlarla, gazoz içiyorduk. Çamurdu. Ben de diyordum ki arkadaşlar, lan diyordum buraya bir kahve yapmak lazım. Acayip işlerdi falan. Hayal kuruyorduk işte öyle genç böyle. Duvarın ilk açıldığı zamanlar öyle kaçabildim ben şurada. Aa bak ne oldu. Vay be. Ama çok güzel bir yer yaptı. Abi ya. Gerçekten iyi bir şey. Yazın bomba gibi burası. Şu evdekiler var ya, hiçbirisini bilmeyiz, tanımayız. Hepsi aldan, hepsi böyle belli değil ne oldu ama bir şey belli yani. Sevmiyorlar, o belli. Markette size mi saldırdılar abi? Tabii ya, moruklar bir de. Ne hani, diyorlar? Yani beğenmiyorlar sizi. Diyor, salaksınız ya diyor. Niye diyorum, niye sırada duruyorsunuz diyor. Nasıl ödeyeceğiz diyorum bunları. Niye üç kişi duruyorsunuz diyor. Üç kişi aldık diyorum çünkü. Ya siz işte böylesiniz dedim. Kim biz böyle, la ona laf ararken öbürü geliyor. Ona böyle yapıyor mesela. Ha bunlar mı yine filan? Hayda. Ben de ona diyorum ki, siz ne demek istiyorsanız bir tane öbür genç olanı biraz. Böyle yapıyor. Bırakın bırakın, onların hep acelesi var zaten. Bir şey mi yürüttüler gibisinden bir şeyler. Hep bir laf sokuyor, hep bir laf sokuyor. Ben de bir sene ona diyorum, size ne oluyor ya diyorum. Gördüğünüz gibi biz alışveriş yaptık, ödeyeceğiz diyorum. Herkes kendi şeyini ödeyecek. Hani ben ödeyeceğim de size ne ki, biz kasada duruyoruz işte. Sonuçta bir şeyler almışız. O pat oradan pat oradan, ben hepsine ama laf yetiştiriyorum hemen, pat ona pat ona. Ulan dedim bu ne böyle, cezagirde bana bakıyor böyle, abi bu ne ya dediler. Dazlaklar değil mi abi? Tabii sevmiyorlar yani. Adamlar son cezaya, onlar şahit evet, oldu. Vay. Resmen onlara yaşattım onu, dedim bak ne olacak, getirdim de olay da oldu yani resmen. Öbür tarafa. Yok ya ben dayanamıyorum, ben kafayı yiyeceğim abi, ben gidiyorum. Aman oğlum yapma ya, orada başına. Abi gitti bu kafasına göre. Ben mecbur çekimlerdeyim. Rahat ol. Ne oldu lan? Ya Killa, Hakan abinin başı belaya girmesin diye dedim hani. Yok çok isterdim bunu girmesin. Bunun bak ne yapıyor. Arkadaşlarla geliyorum yolda, buna dedim ki kargaya. Aç mısın lan dedim, açsan dedim gel evden sana ekmek atarım. Kargaya. Ha abuna valla arkadaşlarım mı sonra gösteriyorsun? Bildiğin o hayvan ha, kargaya. Aynen bu ha. Eve geldim baktım, Allah çarpsın şeyin üstüne gelmiş, arabanın üstünde bekliyor. Vay be. Ekmeği attım, suya sokarak yedi, arkadaşlarım mı? Vay be. Böyle konuştum, yolda geldi. Bak buralar hiç yoktu. Abi bu kadar yerimiz vardı işte bizim. Şuradan yürüyorduk böyle. Burası duvar. Bu taraf yok, düşün bu taraf abi, kapalı. Sana özel bir soru sorabilir miyim? Tabii. Abi niye hiç evlenmedin sen? Ya da evlendin mi? Hızlı geçti abi zaman, ben hiç evlenmedim. Yani, sevgilin de mi olmadı abi? Sen o zaman birini sevsen çok güzel sevensin abi. Delikanlı adam karda yüzünü belli etmez var ya, bu benim işte. Ben öyle yaşadım. Hiçbir, vay be. Hiçbir kızı da kimseye anlatmam arkadaşlarıma. Ha, çünkü helal hiç ben öyle şey yok bende. Hiç kim neyse o biter. Duvar buradaydı. Bak bu kadar yer vardı işte. Ev burada, buraya kadar gerisi duvar. Burası yok. Vay be. Öbür taraf aynı. Sen var ya abi, genel olarak hep barış için savaşmışsın. Özgürüm, biz savaş şeyinden geliyoruz tabii ki yani. Dostlar biz için. Duvarın, bütün sözlerde, mesela şeyde var ilk konsaygıda. Sen bilmesin ama diyor ki arkadaş için, dost için cehenneme girer. Kardeş için cehenneme girer abi. Evet. Onun bir anlamını anlayan anlar. Onlar söz değil. Biz biliyoruz nereden geldiğimizi. Çevremizde görüyorsunuz. Biz Almanların değil mi? Alman evet. Abi bu çok, ben şimdi oradan girsem çıksam yapamam herhalde. Nasıl? Eve girsem çıksam yapamam herhalde. Ulan abi çıkarsın. Pardon ya, yanlışlıkla girdim desem ne yaparlar? Hiçbir şey, Almanlar ne diyecek sana? Almanların kötü insan değil, buradakiler hele zaten bomba. Kanka sen öbür sana derler, sana derler yani. O taraf, bu taraf iyi. Çıkış yoktu buradan. Hiç harita da lazım değil. Almanya'nın herhangi bir yerinden duvarı takip et, buraya geliyorsun. Vay be. Stuttgart bir yere gideceksin, duvarı takip et. Sırf duvarı takip edeceksin. Hadi. Mehmet abim, gitme oğlum. Şu anda millet evinde oturuyor. Bir şeyler yiyor. Çıkmıyorlar değil mi abi? Pazar bir gün. Yarın iş başlıyor. Yarın iş var. Bir gün dinlenmek yani. Şu anda vücutu dinlendiriyor. Yarın için işte. Hepsi burada, hepsi işçi çünkü. Burada iş olmadan hayat olmuyor. Vay be. Konser turları yapacağım bir sene. Kafaya hani koydum ve anlaştım da. Türkiye'de mi abi? Türkiye'de yapacağım. Avrupa'da da yapacağım. Beni görmek isteyenlerin hepsini göstereceğim. Biz İstanbul'da senin bir tane konserine gelmek isteriz abi. Bir tane değil, hepsine gelmek isteriz de. Bak bu güzel. Müsait olduğumuz zaman bir tane konserine gelmek isteriz. Çok iyi olur, hepsine gelin derim. Instagram hesabında paylaşıyor Hakan abi. Oradan bakabilirsiniz konserine. Alo. Dur, kullanmak istiyor musun?
Açarım hemen. Nasıl açacağım lan? Dur açayım bir. Hayır istemiyorum. İstemiyorsan niye uğraştırıyorsun hocam? Sen sorun mu istiyorsun lan? Yapma. Mahf edeceksin bizi. Sorun mu istiyorsun? Hakan abi kalkın. Sen sorun mu istiyorsun? Ben etmiyorum abi. Vallahi ben etmiyorum. Devam edin. Gelişin üstüne beraber katılanlar olur. Şuradakiler al bekliyor zaten. Geceden kalmış. Ben evet. Giderim. Ya, inanırım. Seni gece gezdirmek, seni gece gezdirmek lazım. Oğlum dur. Manyak mısın? Gelme. Adamların yanından geçtim. Amaç? Arkadaşlar. Ama böyle bir düşünerek geçtim. Bakacağız şimdi. Gildim. Gif. Kolay gelsin. Bir şey olmadı abi. Tabii canım öyle de değil ha. O kadar bir şey Avrupa burası böyle bir şey değil. Şeyde değiliz Meksiko'da. Ne yaptın biliyor musun markete gidip? Al şunu dedim. Yani öyle sertim bir de. Gece girer. Sert yapıyorum dedim bana bir şey yapsa keşke değil de al şunu dedim. Paranın üstünü verdi. Üstü kalsın dedim bir de üstüne. Gif. Dışarı çıktım. Normal o da ya, şey yapıyor. Dışarı çıktım o yandakilere şöyle baktım. Hayır ne. Biz ben böyle gösteri çok tanıyorum. Var böyle ya. Heyecanlı gelen böyle. Hızlı içmek. Sert bastı. Bir daha bas ona kaçana sert. Tamam. Ha, hızlı bas demekmiş fes türken. Abi biziz. Biz geldik. Gelin. Hakan abi sağa solu gözle de öyle girdi gördün mü? 3-2-1-0 başladı countdown sona kalan hero köpürürsün blup 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 burası merkez fight club kayıp kan damar damar surata şamar yanar yakar kaşları çatıp bakar bakar farkında olmadan takar akar yaşadığın yer bir karanlık. Size Abdullah Gülmen orası da niye öyle olduğunu da anlatabilirim. Polat abim. Ha bu. Evet bu mu abi? Heh. Resim bu. Bunun hikayesi. Şimdi bakın olayı anlatayım size. Bir gün kalktım, bir gün kahvaltı yaptığımız yer var ya. Ben orada oturuyorum dışarıda, hava da güzel. Telefon gelir bana, babamla. Bakarım sabah sabah derim, ne lan bu? Oğlum seni arıyorlar filan. Kim arıyor dedim baba. Konsolosluktan filan bir şeyler diyor böyle, babam da böyle bir şeyler diyor. Arkadan da şunu duyuyor. O adresi versin, biz gerisini hallederiz, buluruz. Bunu da duydum arkadan. Orada bak, polis dedi ya babam arıyor. He. Babam konuşurken bunu duyuyorum arkadan ben. Adamın dişini, boruyu yedi. Ben askere de gittim. Ne olabilir ki sorun? Hani beni konsolos niye arar ki lan? Adam göndermişler. Kesin sakat bir şey dedim. Tam yaklaştılar böyle 3 adım falan, 5 adım mı ne kaldı böyle? Şimdi ben bekliyorum lan. Ne diyecek bunlar bana abi? Ne oldu ki? Bana böyle yapıyorlar. Vay Hakan abi bir dediler abi. Boş sinir boşalması yani sinirlerim bir an gevşiyor evet, daha işte. Hiç gerek yok. Geldiler yanıma abi seni arıyorlar. Seni bekliyor Cumhurbaşkanı. Ne? Abi geldiler Abdullah Gülfer resim. Ben dedim resim mi? Ha, Abdullah iyi gelirim dedim. Bunlar giderler beni bekliyorlar. Ben gitmiyorum ama. Lan bir bakarım 44 kere aramış adam. 44. 44 yazıyor aramış ben çıkmıyorum. Yolda geziyorum böyle diyorum ne yapacağım böyle. Bir bakarım şey orada oturuyor. Ne o masaka. Giderim böyle derim ne yapıyorsun filan. İyi abi. Ya derim böyle derim Cumhurbaşkanı bekliyor resim filan bir şeyler olacakmış filan. Oturdum ben hiç yapmıyorum ben hani ciddiyetini bilmiyorum olayın. Böyle kaman kakar der abi ne diyorsun kalk gidelim o zaman filan. Ciddi misin derim. He der yolda yürürken Mehmet abiyi görürüm. Sonra Mero'yu görürüm. 3-4 kişi daha görürüm. Yürüyor hepsine de diyorum böyle hepsi diyor abi nasıl filan. Yürüyün dedim bak görürsünüz. Yürüdük zaten daha köşeye dönmeden yine telefon geliyor bana. Bir sefer çıktım ama kaç kere gelmiş. Çıktım dedim. Geliyoruz dedim o bana böyle yapar. Görüyorum. Nereden gördüyse anasını satayım. Bizi görüyorlar. Gittik ondan sonra gittim. Hemen gider gitmez geldi zaten Abdullah Gül. Bekliyorlarmış harbiden. Hemen geldi. Şeyi de götürmüşüm ben yanımdan o dakika. Ondan beraber hemen geldi aramızda. Ben de dedim orada ne yapayım. Hani sonuçta bir nevi ısrarla gittik olmuştu oraya. Ben böyle yaptım. Böyle bir poz vereyim dedim. Bari öyle oluştu yani o resim. Ben hani onu bir yerde şansa falan görmedim. O korumalar rica ettiler beni buluyorlar böyle. Ben rica üstüne de gittim oraya, Abdullah Gül'le resim çekildim yani.
Az önce burada yürüdük herhalde. Evet. Ha, arkadaşlar. Eve gel- ha şeye geldik ya. Çok senin güzel bir yerdeyiz. Geldik. Oraya doğru gidiyoruz. Hatırladım. İşte ön kapıdan girip arka kapıdan çıktık. Geldik sağda, sağ tarafta Hakan abin dedi. Hakan abiyle 10 numara ve crossback yaşadık bence. Çok çok iyi oldu. Yani buradaki hayatı öğrenmiş olduk az çok. Evet, Hakan abiye Ceza'nın şarkısını söyle hemen. Crossback City burası. Fazla abartmadı. Burada çakallar durur gezer. Burası getodur. Öte dur bak, Eroğlu. Kardeş tanımaz, bilmez. Eroğlu Hakan gözyaşlarını annen gibi silmez. Yollar kızak hep dövüş kavga. Yok ki bunun başka bir adı. Burası crossback, post stator, başka olursa da. Enerjimi beton altında yatar. Topraktan alırım. Sağ kolumla sork eder, sol yumruğumla sallarım. Parlarım geceleri getiyor. Bir yıldız gibi. Yine de şüpheli diyor bana, imajım hırsız tipi. Kara kafayım demek burada gangst olmak şart. Biz anlatalım, sen dinle, yanlış doğruyu sar. Nasıl da abi? Süper. Bir iki yerde şey kelim ama süper. Abi takıldığın yerler oldu, o da kahve atıyor. Çok iyi. Ha, o da yani, kirli fark. Herkes birebir okuyamaz dedi ya. Ben diyordum ya, Türk kahvesi senin kafası harcıyor. İşte bu da şu, puan kahvenin kahvesi. Çok tanındım abi gerçekten, hala öyleyim. Ve yanında olmak benim için çok büyük gurur diyor. Yağmurlu bir günde hastaydım ama hastaydın umarım her şey olmuştu. Seni yorduk. Evet, çok güzel. Yani. Bizi kırmadın. Çok teşekkür ediyoruz. Gel tanıyayım Altan. İyi söyleyemediysen kusura bakmayın arkadaşlar. Ya abi bir şey söyleyeceğim. Abi, bir şey söyleyeceğim ama çok garip gelebilir. Ya ben sana kendimden bir hediye vermek istiyorum. Bunu kabul edersen çok sevdim. Niye kırdın? Mesela seni montumu vermek istiyorum abi sana da. Benim yerime giymeni istiyorum yani. Veya giyersin. Benden sana bir hediye olarak vermek istiyorum. Ama şimdi bu havada seni ben montsuz bırakmam. Yok ki, hayır hayır. O şey değil. Hemen şurası yakın zaten. Taksi attık gideceğiz. Üşümeymiş. Ama gülüm böyle olmaz şimdi. Bak hava güzel. Başka bir hediye vermeyiz. Akşam da beraberiz ya. Akşam, akşam bir hediye veririz. Akşam ya. Akşam yapalım. Akşam vereyim o zaman. Bana inan. Bak ben kendim de hastayım. Ama tamam. Kabul edeceksin değil mi? Tamam abi. Akşama kesin görüşeceğiz. Tamam tamam, eyvallah. Arkadaşlar videonun sonuna geldik biz. Yine akşam eğer işi olmazsa Hakan abinin yanına geleceğiz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Görüşürüz, kendinize iyi bakın.